Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Satmaz Show'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Edremit Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atik konuğum. Neyse çıkmıyor zamanki gibi. Hoş geldin Murat kardeşim. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Biz de sizi burada ağırladık. Çok da güzel oldu. Uzun zamandır konuşuyorduk. Evet. Seçimler öncesiydi gerçi de. Seçimler biliyorsunuz her şeye engel olan şeyler. Evet. Türkiye'nin geleceği bu anlamda daha önemli. Çok şükür geleceği kazandık. Evet. Çak çak çak. Bu sevindirici haber. Murat kardeşim, develerle ilgiliyorsun. Evet. Deve güreşleri olsun. İlgilenmiyoruz aslında. Biz hayatımızı onlara adadık. Adamak değil mi gerçi? Evet. Adadık. İlgilenmeye geçtim artık. Geçtik. Bunun okuluna gittiğimde, üniversitede tarih bölümüne gittiğimde, evet, tarih bölümünde bitirme tezim deveyle alakalı. Evet. Yazdığım makaleler deveyle alakalı. Sunduğum panellerde, konferanslarda bildiriler deveyle alakalı. Develer giriyor mu rüyana? Daha hiç girmedi, inanıyorum. Girmedim. Hiç Allah daha Allah. Deve rüyama girmedi. O zaman sen direkt o günü atlatıyorsun, eyvallah deyip gidiyorsun yani. Bozuyorsun ne varsa. Evet, seni tanıyalım. Murat Atik kimdir? Murat Atik, şöyle söyleyeyim. Öncelikle önceki dönem Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Genel Sekreterliğini yaptık bir dönem. Ondan sonra halihazırda üniversitedeki görevlerimden dolayı da Aydın'da bulunduğum için bizim Deve Güf dediğimiz Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun ana merkezi Aydın'dadır. Evet. Aydın'da bu işlerle alakalı haşır neşir olduk. Orada görev yaptık. Önemli yerlerde, önemli platformlara deve güreşlerini anlattık. Şimdi de Edremit Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyiz, evet, halihazırda. Orada görevlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum. Edremit'te Cumhuriyet çalışmalarıyla alakalı. Çok İnşallah güzel. Orada da çok güzel konular var. Onları şimdi açıklamayayım. Daha sonraki süreçlerde yine senin programında açıklamış olurum. Peki Murat kardeşim, Körfez'deki deve kültürü ne durumda? Yani popülaritesi ne durumda Körfez'de deveciliğin? Şimdi şöyle, Körfez'den ziyade artık Türkiye'de popülaritesi yüksek olan bir kültür. O Allah'ın emri de bizim Körfez'de demek. Körfez'imizde de şöyle söyleyeyim sizlere. Evet. Artık Balıkesir ilinde Ayvalık, Altınova, Pelitköy, Karaağaç, Burhaniye, evet, ve Edremit olmak üzere buralarda deve güreşi düzenleniyor halihazırda aktif şekilde. Tabii yeni sahalar açma derdindeyiz. Saha olarak toprak yopar, toprak. Sahadan şey ibaret bizim aslında devecilerin tabiridir bu da, onu evet açalım. Evet. Saha dediğimiz yeni güreş yerleri. Çim mi oluyor yoksa toprak mı? Genelde toprak olur zemin. Evet. Çünkü çimde develerin tabanları düzdür. Evet. Düz olduğu için kaymaya meyilli olur, kayar ve develer bedenlerine zarar verir. Doğru. O da sakatlık durumlarına sebep verdiği için hiçbir deveci de güreştirmez. Zaten ekrandaki arkadaşlar da göreceklerdir. Kitaplarda da gözüküyor her yerde. Evet. Topraktır ana zemin. Şimdi peki Murat kardeşim, deve kültürü yani deve güreştirmek ikisi bir arada harmanlanmış bir tarih. Bu kültür nereden nereye geldi? Şimdi üniversitede biz bunun tarihine girdik. Evet. Bizden önce girenler elbette ki var. Önemli başucu kitaplarımız var. Burada bu eserlerde deveciliğin, devecilik kültürünün, daha doğrusu devenin evcilleştirilmesinden bu yana günümüze kadar gelen süreci anlatan önemli eserlerimiz var. Evet. Biz de bunların içerisinde eksik kalan kısımlarını, eksik kalan yerlerini tamamlamaya çalışıyor ve günümüzle bunları bağdaştırmaya çalışıyoruz en önemlisi. Bu anlamda devecilik kültürünü geçmişten günümüze yorumlayacak olursak aslında şu tabiri yapmak çok da yanlış olmaz. Devecilik dediğimiz zaman, deve güreşleri dediğimiz zaman insanlık tarihinin başladığı Orta Asya uygarlıklarıyla birlikte başlayan günümüze kadar gelen bir folklorik gösteridir. Bugünkü aslında tanımıyla deve güreştirmekten ibaret değil değil mi aslında? Asla değil. Zaten bakın tarihi kaynaklara. Burada evet tarihi kaynakların hepsinde yazar. Evet. Nevruz bayramlarında kutlanır ve tamamıyla spontane ortaya çıkmış olan bir unsurdur deve güreşleri. Folklorik gösteridir. Ondan ziyade güç gösterisidir. Deven iyiyse sen de iyisin. Peki develer ne yer ne içer, nasıl beslenir? Develer ne yer ne içer? Aslında asla, şimdi buradaki hayvan severler bize kızmasınlar burada. Evet. Kedi köpek, yani evde baktığımız kedi köpekler gibi, işte muhabbet kuşudur, Japon balığı gibi bakımları olan hayvanlar asla değiller. Evet. Hayvanlar, bizim deve dediğimiz, biz onlara hayvan da demiyoruz bu arada. Evet. Onu da buradan belirtmiş olalım. Develer bizim için hayvan değil. Onlar bizim ailemizin birer ferdi, birer evladıdır. Evet. Öyle bakarız onlara. Çünkü kendi isimlerimizi koyarız her şeyden ziyade. Develer ne yer ne içer dersek, develer çok özel canlılar. Tıpkı insan gibi metabolizması olan, hı-hı, at gibi metabolizması aynı olan unsurlar. Dolayısıyla periyotları var. Her zaman her şeye yemiyor.
değişiyor bu hayvanlar. Kışın, yazın falan değişiyor. Tabii değil ki. Mi yiyecekler? Aynen öyle. Evet. Yani şu mevsimde bahar dediğimiz, şu baharı içinde bulunduğumuz zamanda evet. doğadaki bazı otlar var. İşte bu tilfir dediğimiz bizim bu bölgede, hardal otu dediğimiz, eşek elvası dediğimiz, kuzu kulağı dediğimiz bu gibi şeyler vardır. Doğada biter, kimsenin evet. ekmesiyle olmayan şeylerdir. Bunları yer içer. İşte kuru dediğimiz zaman da işte bildiğimiz samandır, burçaktır, kırmızı burçaktır, arpa otudur. Bunları yiyen özel bir canlıdır. Yani deveyi beslemek aslında zor bir yandan değil mi? Yani bilmek gerekir. Çıkıp doğaya salıp şunu bunu ye diyemezsin hayvana. Değil. Allah yani korusun. İnek gibi salma yok bunlarda değil mesela. Mi? Asla salamazsın. Yani salsan otlanmaz bu hayvan doğru düzgün. Özel bakım ister yani. Paşa adam yani. Olacak. O da sermaye falan gerek yani. Güreşiyorum ben diyor. Bakacaksın sen de hayvana diyor. Tabii. En önemli unsurlardan birisi de otların içerisinde diken. Hani halkta da vardır ya. Evet. Meşhur hikayesi. Deve diken vesaire. Neyse. Diken en önemli unsurlardandır devede. Devenin işte kenger dediğimiz, çakır diken dediğimiz bu türleri dikenler var. Zarar vermiyor mu deve? Deveye zarar vermez. Çünkü develer şöyle. Halk arasında da bilinen belli bir yanlışlar vardır. O yanlışları da burada açıklamış olalım. Şimdi evet. develerin ağızlarındaki bir yapı var. O yapıya o dikenler batmaz. Hani evet. deve yok ağzı kanıyormuş da evet. hırstan daha çok diken yiyormuş da böyle bir olay yok. Öyle bir hikaye yok. Öyle böyle bir hikaye yok arkadaşlar. Evet. Kaldıralım onu. Bunu kökten bugün siliyoruz. Evet sildik. Dın. Deveye diken batmaz. Aksine deveye su batar. Bunu usta devecilerin hepsi de söyler. Su batar. Su batar. Nasıl ya? Yani benim eski devecilerden öğrendiğim, yanlış değilse onların da bana söyledikleri. Deveye oğlum diken batmaz. Devenin ağzına tam tersi su batar. Çünkü deve suya daldırdığı zaman ağzını içer 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 içer. İçtikten sonra kaldırır ağzını sallamaya başlar. Ha bu belki bir hikaye de olabilir. Ama bir gerçeklik payı da olabilir bu anlamda. Ben de bilmiyorum. Bana büyüklerim anlattı. Bana söyleyin bunlar. Bana büyüklerim anlattı. Ben de burada söylemiş olayım. Çünkü bilinmeyenleri konuşalım dedik ya bugün. Evet. Bilinmeyenleri konuşmak için. Evet. Cesaretinden dolayı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gelsin linçler. Murat kardeşim şimdi develer günümüzden bu yana, İslam'dan bu yana develer kutsal hayvan diye sayılıyor. Öyle değil mi? Evet öyle zaten. Dinimizin, İslam dininin en önemli unsurudur. Evet. Belki dünyanın en eski hayvanı yani deve dediğimiz. Öyle. Zaten burada tarihi kaynaklar bize gösteriyor. Milattan önce yanlış bir veri vermeyelim. 2250 yılına kadar gidiyor evcilleştirilmesi. Yani tarihi kaynaklar burada. Kim bilir onun kaç tane ırkı vardır mesela. Tabii yani develerde ırk var. Mesela önümüzde gördüğümüz ırk çift örgüçü. Bizim şu an Anadolu'da güreştirdiğimiz develerin evet. babaları bunlar. Allah Allah. Çift örgüçü. Bunlara buhur denir halk ağzında ama literatürde bunların adı buhur değildir. Nedir? Bunların adı dromaderidir. Yani Türkçesi? Türkçesi buhur bizde işte. Buhur çift örgüçlü evet. Orta Asya devesine denir. Anneleri de bizim yoz dediğimiz, maya dediğimiz tıpkı Arabistan çöllerinde veya farklı çöllerde gördüğümüz o cılız yapılı develer vardır. Aha. Tek örgüçlü. Evet. Anneleri de bizim güreş develerin anneleri de buhurla yoz devenin eşleşmesinden bizim adını koyduğumuz ve dünya coğrafyasında adını bildiği Anadolu tülüsü ortaya çıkıyor. Vay be. Onun adı Anadolu tülüsü. Bunu söylemekten çekinmemek lazım. Evet. Anadolu tülüsü. Aynen. Murat kardeşim develeri güreştirmek günah değil mi aslında? İslamiyet'e dayanarak da söylüyorum bunu. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki derken şimdi hiçbir hayvanın eziyet görmesini veyahut da hiçbir hayvanın birbirine zarar vermesini göz göre göre hiçbir fani vicdan sahibi istemez. Evet. Bu dinimizin de bir gerekliliği zaten. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik dinimizde var. Hayvana eziyet edemezsin. Bunun günah olduğunu söylerler. Ama evet. gelelim ki şimdi şöyle bir şey var. Develer az önce de söyledim. Burada listelerde de atları var. Biz bunlara kendi evlatlarımızın isimlerini veriyoruz. Her şeyden ziyade bunlara artık günümüz şartlarında, günümüz ekonomik şartlarında harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Kaç para mesela? Yani bugün en kötü güreştirebileceğin bir deve, minimum devenin fiyatı yani normal seyirlik bir deveyi güreştirebileceğin devenin maliyet ücreti yemesi, sana 500 bin lira. Yemesi içmesi hepsinden bakımıdır. Hayır hayır devenin sadece fiyatı. Aa. Sadece deveyi aldın adamdan hayırlaştın. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Evet. 500 bin lirayı ben sana verdim. Evet. Deveyi götürdüm. Hmm. Şimdi ondan sonra da başlıyor hikaye. Bakımı. Deveyi aldıktan sonrası asıl önemli değil tabii mi? Tabii daha o bir dünya meselesi var. Oo. Bunun giyimi bugün sadece bu devenin üzerinde gördüğümüz şu giyimler 50 bin liradan aşağıya düzülmüyor şu giyimler. Aynen. 50 bin lira sadece bu giyim bu adamın üzerindeki. Bunun bir de süsü var. Ekstra gelinlik. Bu da cabası. Gibi. Cabası. Bir de oradan geliyor caba. Anlatabildim mi? Yani anladım. Şuraya bağlayacağım bir şey. Biz bu kadar para harcarken, paradan ziyade bunlara göz bebeği gibi bakarken, aileden bir fert gibi davranırken, onlar bize zarar verse de biz onlara zarar vermemişken, onlara özel bakarken bu hayvanların asla ve kat'a
zarar görmesini istemeyiz. Zaten develer boyunlarıyla güreşiyor değil mi? Yani tabii. Normal hani... Boyun ve ayak oyunlarıyla güreşir. Evet. Bizim orta hakemlerin de bir şeyi vardır. Onu da göstermiş olalım. Evet. İzleyicilerimize. Şimdi orta hakemler develer güreşirken deve güreşlerin en güzel oyunu çatal kapandır. Her iki devenin ayakları ve boyunları birbirine geçer. Aa. Halkın anlayacağı tabirde. Çatallar o geçer. Da şu. Yani şöyle yapar bizim orta hakemler. Böyle yaptığı zaman bir orta hakem sahanın ortasında çatal kapan oldu develer demek. Deve güreşinin seyirci açısından seyirlik en güzel oyunudur bu. Aslında develer de birine baktığımızda hani kendine zarar verecek bir şekilde güreşmiyor aslında, öyle değil mi? Değil. Amacı bunların zaten belli Hakan kardeşim. Bunların asıl amacı, bu develer her zaman güreşmez zaten. 12 ay güreşmiyor. Bunların güreştiği mevsim belli. Kasım ve Mart ayları arasında. Amacı ne? Üreme amaçlı. Amacı ne? Sürüye lider olma. Amacı ne? Dişiyi alt etme. Dişiyi alt edecek. Erkek develer birbiriyle güreşiyor. Dişi develerde öyle bir şey yok. Onlar üretim amaçlı. Aynen. Burada kafalarda soru işaretleri olmasın. Evet. Dişi deve güreşmez. Erkek deve güreşir. Dişiler tamamıyla göz bebeğimizdir. Bunların çiftleşmesi nasıl oluyor? Ya çiftleşmesi yani doğadaki haliyle bakacak olduğumuzda, dediğim gibi Kasım ve Mart ayları arası üreme dönemleri bu develerin. Her iki devenin çiftleşmesi için en uygun dönem bu dönem. Yani mesela deveyi Temmuz ayında götürün. Deve büyük oranda çiftleşmez. Çünkü ihtiyacı yok, o dönemde değil. O yüzden de çiftleşmeyeceği için de sadece Kasım ve Mart ayları arasında çiftleşir. Dişi deve altta, erkek deve üstte olacak şekliyle bir çiftleşme geçirirler. Gebelik süresi 12 aydır devede. Bir sene. Bir senedir. En uzun hayvanlarda deve herhalde, deve. Değil mi? Deve bilir. Bir de fil olması lazım. Fil de uzun sürüyor. Fil de 12 ay olması lazım. Öyle yanlış mi? Hatırlamıyorsam. Bunlar bir yavru mu veriyor yoksa bir doğduğu zaman 2-3 böyle ne bileyim. Yani şu ana kadar ne tarihi kaynaklarda, ne büyük usta devecilerimizden, ne de bugüne kadar gördüğümüz üretim çiftliklerinde ikiz bir deve görmedim ben. Hep tek. Tek. Hep tek. Peki Murat kardeşim, bu develer güreşirken sakatlık yaşıyor mu? Şimdi şöyle, develer güreşirken çok sakatlanma yani milyonda bir diyebileceğimiz kadar az artık. Çok iyi ya. Onun da nedeni şu. Evet. İşin arka planındaki emekçiler. Kimler onlar? Sahanın ortasından tut en arka plana, saha dışında ağız bağcılar, ağız bağ kontrolcüleri, bu işi bilinçli yapan develerin bakıcıları olan savranlar, ondan sonra sahadaki orta hakemler, bunlar eğil kişilerdir. Aynı zamanda masa hakemleri, yani böyle bir masanın ucunda oturan bir heyet vardır. O heyet de develeri takip eder. Develeri puanını mı belirler? Öyle ya mi olur? Puandan ziyade bizim devecilik kültüründe, yani deve güreşlerinde puan yoktur ama olası bir durumda müdahale etme hakkına sahiptir o. Senato gibi müdahale ederler. Havut en önemlisi bu develerde ne? Bir de. Havut. Havut ne demek ya? Havut ne demek? Bizim şöyle gösterelim hatta. Devenin üzerinde bulunan halk tabirle semer. Şöyle. Biz devecilerin adıyla da havut denir buna. Bu önemli değil mi? Bu önemli bir figür aslında devede. Neden evet. Önemli bir figür? Sadece bunu palto gibi düşünmemek lazım devede. Develer güreşirken bununla alakalı teknikler alır. Dengah dediğimiz ön kısmı vardır devenin. Bu havudun ön kısmı. Evet. Onunla mesela destek alır, güç alır. Ayrılırken o havuttan asılır iple. Ayırıcılar asılırlar bunu. Yani bunu yapan ustalarımız da ona keza deveyi tanıyarak yaparlar. O da bir ustacılık. O da bir ustalık. Yani şimdi benim bir devem var. Gidiyorum havut ustasına. İşte benim Antandros devem var. Bu deveye bir havut yapacağız ustam. Sen geliyorsun, deveyi ölçüyorsun, biçiyorsun. Deveyi tanıyorsun, biliyorsun zaten. Bildiğin için tam deveye göre bir palto yapıyorsun. Çok iyi. Aynı tıpkı terziler gibi bizim. Git terzi evet, alıyor. Terzi yani. Evimizin terzisi. Cuk evet. Diye oturtturuyor sana. Çok güzel. Bu da böyle cuk diye oturtturuyor. Yani bu emekçiler olmasa aslında bizim deve güreşlerimizin biraz daha sürdürülebilirliği azalır. Bunlar görünmeyen kahramanlar. Görünmeyen kahramanlarız. Buradan da onların her birine teşekkür ediyoruz. Teşekkür savranından ağız bağcısına, orta hakeminden ayırıcısına, havutçusundan çulcusuna, koloncusuna, ip üreten ipçisine kadar herkese buradan da teşekkür etmiş olalım. Sizler olmasanız ve aziz seyircimiz en başta olmasa deve güreşleri olmaz. Sakatlanmada dediğim gibi milyonda bir. O da sonuçta bunlar iki büyük hayvan güreşirken hiç ummayacağımız bir şey olabiliyor. O da çok artık yapılabiliyor artık. Aynen. Çünkü tıp ilerledi. Hayvan tıbbı da ilerledi evet. Biliyorsunuz. O yüzden de onlar artık iyileştirilebiliyor. Çok güzel. Develeri zaten ayrıldığı zaman, ayrılmaya kalktığı zaman insanlar böyle ne bileyim hani 10-15 kişi falan oluyor değil mi? Tabii ki. İki heyet var. Evet. Ayı başurgancılar oluyor. Buradan böyle bir buradan böyle. Böyle sen oradan asılıyorsun ben buradan asılıyorum. Ayırın develeri. Tamam düdük öttü maç bitti. Asılıyoruz. Başurgancılar atıyor urganları. Arkadaki 10 kişilik ekip asılarak develeri ayırıyor. Hiçbir zarar yok. Develerde şey var mesela deve kini dediğimiz muhabbet. Bütün deveciler devenin sert bir hayvan olduğunu bilirler. Devede kim var?
Var mı? Var arkadaşım. Allah Allah. Nasıl kim var? Kim yoktur diyemeyiz. Şimdi yine eski büyük usta devecilerimizin tabirleri vardır. Onlar hep yönlendiriyor şu anki nesildeki deveciliği aslında. Tabii Allah razı olsun her birinden. Onlar sayesinde bugün buralarda konuşabiliyoruz bunları. Evet tabii. Onlar sayesinde devecilik yaptık. Deve kini şöyle var. Mesela deveye geldin. Deve senin aksini bir hareket bulundu, harekette bulundu. Sen deveye geldin, vurdun. Seni unutmaz. Yine bir tabir vardır. Benim çok sevdiğim deveci dostlarımızdan duyduğumuz. 40 gün bir gün seni eller. Eller. Yani. Ne yapar mesela eller derken? Eller. Şöyle eller. Seni sana zarar verebilmek için o günü kollar. Allah. Hatta yine eski böyle devecilerden duyduğumuz hikayeler vardır. Böyle bir gün adamın biri deveyi dövüyor. Dövüyor. Deveyi daha sonra satıyor. Hadi. Tamam, iyi güzel sattı deveyi. Eyvallah, kurtuldum. Tamam, kurtuldum falan. Mı? Zannetti. Kurtuldum zannetti. Evet. Ama gel zaman git zaman sonra deve bir gün onu güreş aslında görüyor. Evet. Mevcut sahibinin elinden veya beklediği alandan koparak gidip o adama zarar veriyor. Ne yapıyor? Isırıyor mu ne bileyim? Isırıyor, altına alıyor, eziyor, öldürebiliyor. Develere dikkatli olduğumuz sürece develer kullanılmayacak türde hayvanlar değiller. Peki Murat, sen deveden zarar gördün mü hiç? Gördüm. İyi buradasın, çok şükür ya, sağ salim buradasın yani. Çok şükür buradayım canım. Aynen. O anlamda. Şöyle, kendi almış olduğumuz güreş devesi bir gün damda böyle altını süpürüyorum devenin. Süpürürken. Arkasında mısın devenin? Devenin ön tarafına doğruyum. Ayaklarına doğruyum. Ön ayaklarına doğru. Arkada olsam Allah kafamı alması burada olamaz yani. Doğru. Deve kafasını böyle bana doğru çevirdi. Çevirince ben de herhalde öptürme içgüdüsü geldi diye düşünerek deveyi öpmeye çalıştım. Deve de göz göze geldiniz yani. Deveyi öpüyorum diye şöyle yeltenince deve haliyle bana yani ağzıyla vurdu. Hadi. Vurunca tabii dudağım patladı ve of, dişim kırılmış. Yani şu an hali hazırda dilimi şöyle yaptım. Görebiliyorum. Aynen. Evet. Dilimi yaptım. Güzel bir dekor olmuş. Neyse tövbe. Şöyle yaptığım zaman onu çok iyi hatırlıyorum artık. Antandros'u, Arap'ı asla unutmam ömrüm boyunca. Ondan ziyade bir anım daha var. Evet. Bizim Edremit'te Mahir Çanakoğlu diye bir abimiz Mahir var. Mahir abi, buradan selamlar. Selamlar buradan. Onun Maestro isimli bir devesi vardı. Evet. Bir gün Dikili'ye güreşe gittik. Güreştiremedik deveyi. Rakibi kaçtı bundan. Hı hı. Deve de hırs yaptı. Kamyona saracağız. Akşamüstü oldu. Ben neyse kamyona yükledim deveyi. Deveyi yatırdım yerine. Tam böyle eğildim. Dizini bağlayacağım artık. Dizini bağlayacağım. Kafama böyle sanki bir tonluk bir malzeme gelmiş. Hadi. Böyle balyoz kafama vurmuş of gibi bir şey hissettim. Hani kuşlar döner ya böyle çizgi sen filmlerde. 2-3 dakika hayrete gidip geldin yani orada. Kafamı sıyırmasam belki de deve benim kafamı kafatasımı ısıracak. Oo. Çünkü develerin azı düşleri uzundur. O azı dişleriyle kavradığı zaman zaten koparmadan bırakmaz genelde. Kopartır. Kaçabilirsen, ustasan ne hala. Ha ben de ne diyorum Hakan'cığım? Ustalık girdi bize de. Yine bir tabir vardır bizim devecilikte. Cemi adam kendini elletmez. Murat kardeşim, peki kimi devecilik insanlarda hastalık mı? Mesela adam mesela deve hastası, örnek veriyorum, arabası var. Arabasını satıp deve alıyor mesela veya develi arabayı takasa göre evle falan filan. Hani böyle olaylara şahit oldun mu hiç? Çokça şahit olduk. Çokça duyduk. Çokça evet, gördük ve deneyimledik. Yani etrafımızda, yöremizde, yanımızda o tür insanlar oldu. Yani oturduğu mülkünü satıp deve alanlar oldu. Ve daha sonra bu deve güreşmedi falan. Büyük bir yıkıntı tabii. Yüksek meblağlara krediler çekip yüksek meblağlarda ödeyip deve alanlar oldu. Sonra kredi ödemişsin inşallah. Deve alıp ödeyemeyenler de oldu tabii. Hep de kötü demeyelim biz de ya. Ha iyi olmadı mı? İyi olanlar da var. Hani işte tarlasını satıp tarla karşılığında deve alanlar oldu. İşte kredi çekip, yine bir tabir var, pekmez aldık bal çıktı diye adam. Öyle öyle tabii. Bileceksin, anlayacaksın tabii. Tabii ki en önemli şey bu zaten aslında. Yani bir deveyi alırken devenin nasıl güreştiğini, devenin ne tür oyunlar sergilediğini, devenin daha önceki müsabakalarında göstermiş olduğu performanslar nelerdir? Bunları iyi takip etmek, iyi gözlemlemek lazım. Bunları gözlemledikten sonra bir de insanda şans olacak be. Murat kardeşim, maşallah çok kitap getirmiş. Tarihle alakalı, develerin tarihiyle alakalı bir kitapları evet, tanıyalım. İlk olarak ben seçtim. Şununla başlayalım. Kültürel bir mirasın coğrafyası Türkiye'de deve güreşleri, Vedat Çalışkan. Bu kitaplar bizim başucu kitaplarımız. Buradan Vedat Hoca'ya da saygı ve sevgilerimizi gönderelim. Evet. Devecilik anlamında aslında bu kitabıyla olsun, gerek diğer bu kitabıyla olsun, bu anlamda çok güzel eserler kazandırdı bizlere. Başucu kitabı diyebileceğimiz anlamda İncirlova Belediyesi'nin yayın evliliğinde gerçekleşti. Bu kitapları da bana hediye eden İncirlova Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Kaya'ya da teşekkür etmek lazım. Bu eserler çok sağda solda yok. O yüzden onları, bu işi çalışıyorsun, bu kültüre emek veriyorsun diyerekten kendisi hediye etti. Bir tane var değil mi? Bu anlamda bundan bir tane var. Yani eğer denk gelirse bugün sana hediye etmek isterim Hakan'cığım. Tabii. Bir başucu kitabımız da burada yine aynı şekilde. Bu da İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı tarafından
tarafından çıkarıldı. İhsan Yakut Hoca'nın. Bu kitabın baskısı bile yok arkadaşlar. Allah Allah. Bu kitabın baskısı bile yok. Kaç yılında çıktı bu kitap? 2007 yılında son basımı olması lazım. Şöyle bir özelliği var bu kitabın. Evet. Birçok konuyu içeriyor. Notlar çok olduğu için içerisinde böyle ayraçlarla ayırdık onları. Bu kitabı da Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda ki hocam, danışman hocam, tez danışman hocam hediye etti. Günver Hocam. Ona da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Evet. Türkiye'de devecilik kültürü ve deve güreşi. Evet. Bu da değerleme bir kitabımız. Burada içerisinde 5 tane makale var ve yörelerle alakalı. Yöreler. Çanakkale, Balıkesir, Antalya, İzmir, evet. Denizli yörelerine ait makalelerin bir araya getirilip o bölgedeki lokasyon deveciliği anlatıyor. Devrim Hoca ve Süleyman Şanlı Hoca'nın değerlemesiyle oluştu bu kitapta, sağ olsunlar. Onlar da yine aynı şekilde devecilik kültürüne önemli eserler kazandıran insanlar. Bu şekilde değerleme makalelerimiz de var burada. Bunları ben kendim derledim hepsini. Makalelere yani devecilik anlamında yazılan, çizilen makaleleri ben kendim bir kitap haline getirdim. Böyle platformlarda konuştuğumuz zaman bunları burada gösteriyoruz. Çünkü deveciliğinin önemli yanlarından birisi de bizim kendimizi anlatmamız gereken bir kitle daha var. Bir de miras değil mi? Geçmişten bugüne. Adı üstünde yani. Ata mirası mı? Bir dünya kültür mirası. Evet. Yani gerçekten kültürel. Yani dünyanın başka bir yerinde yok aslında böyle bir şey değil mi? Yok. Sadece Türkiye'de. Var, Afganistan'da ve Pakistan'da deve güreşi düzenleniyor. Evet. Ama onlardaki deve güreşleri popülasyonu ve işlevselliği aynı değil. Birincisi onlarda az önce bahsettiğimiz havut olayı yok. Şenlik olayı yok. Onlar düz iki deveyi getirip birbirleriyle ağzını bağlamadan birbirlerine hayvanlar zarar veriyor. Yani çıplak bir şekilde develer. Çıplak bir şekilde paldır küldür deve güreştiriyor adam. Deve güreşi var ve deve yarışmaları da oluyor değil mi? Ha, Arabistan'da işte Dubai'de olsun yani Arap ülkelerinde deve yarışları oluyor. Onlar da tıpkı deve güreşleri gibi yüksek maliyette. Adam yani Arap şeyhi alıyor bir deveyi ama iyi koşuyor deve. Değil mi? Devenin koşması iyi yani, koşuyor. Bolt pilot gibi gidiyor. Usain Bolt gibi falan. Yani Usain Bolt gibi gidiyor. Yani o yüzden devecilik her şeyden ziyade bu hayvanlara bunu bir daha vurgulamak istiyorum müsaadenle. Tabii. Biz bu hayvanlara asla ve kat'a zarar vermiyoruz. Bu hayvanların zarar görmesini istemiyoruz. Buradan tüm hayvansever derneklere, oluşumlara da seslenmek istiyorum. Bizleri daha iyi tanıdıkça bizim bu hayvanlara zarar vermediğimizi sizler de daha iyi tanıyacaksınız. Gelin bizlerle, devecilerle, deveci ailelerle bir hafta geçirin. Bu develerle nasıl ilgileniyoruz? Bu develere nasıl bakıyoruz? Onlarla iletişimimiz nasıl? Gelin görün ve deveciliğin ne olduğunu hep birlikte tanıyalım. Ve en önemlisi de buradan herkese yine seslenmek istiyorum. Deve güreşleri tanındıkça, tanıtıldıkça sonuçta bu bir Türk kültürü. Tabii. Bu Türk kültürünü biz ne kadar daha çok kitlelere tanıtırsak, işte bugün ben geldim buraya Hakan Sapmaz Show'da tanıttım. Belli bir mecra deve güreşleriyle öğrenmiş olacak belki. Evet. Birileri gitsin kendi platformlarında anlatsın. Anlatıldıkça deve güreşleri çok daha farklı bir coğrafyaya açılacağına canı gönülden inanıyorum ben. Kanalıma geldiğin için teşekkür ederim Murat kardeşim. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığın için. Rica ederim dedim. Her zaman. Teşekkür ederiz. Bu arada gelecek dönemde, gelecek yıl düzenlenecek olan Edremit Deve Güreşi Festivali'ne, Deve Güreşi Festivali'ne tüm deve güreşi sevenleri de bekleyelim. Evet. Bekliyoruz buradan. Bekliyoruz. Evet, Hakan Sapmaz Show'un sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.